Her şey ailede başlar programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Müjgan Gölcük Yağcı. Bugünkü konuğumuz Fatma Kilci Kavas Hanım. Afyon Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir programa beni davet ettiğiniz için gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü benim de dile getirmek istediğim konular vardı. Aile yılı olması ilimizde bu sene bizi de bir heyecanlandırdı zaten. Evet. İnşallah hayırlı bir program olur diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sizin de söylediğiniz gibi 2021 yılı Afyonkarahisar'da aile yılı. Aile dediğimiz zaman Afyonkarahisar tamamen kocaman bir aileyiz biz. Bunun içerisinde birçok sizin gibi otizmli olan, hani onlara biz şey diyoruz, yeryüzünün melekleri aynı zamanda. O şekilde isimlendirmek istiyoruz. İşte engelli değil, hani burada yeryüzündeki bir melek olarak görmek istiyoruz. Bunlara olan bakış açısını, anlayışını gerçekten çok farklı değiştirdiniz. Tabii ki biz bir kocaman aileyiz ve bu aile içerisinde otizmli ailelerimiz de var, otizmli çocuklarımız da var. Aslında çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu melekleri rehberlik ediyorsunuz. Bize biraz kendinizden, yaptığınız faaliyetlerden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 19 yaşında bir melek annesiyim diyeyim. Otizmli bir erkek evladım var. Aşağı yukarı da 13 yıldır yaklaşık Otizmli Çocuklar Derneği Başkanlığı yapıyorum. Yine Türkiye'de de Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildik bu sene. Ve Türkiye'deki bütün otizmli çocuklarımızın da sıkıntıları, sorunları, onlarla ilgili çözümlerle uğraşıyoruz. Afyonkarahisar'ımızda yaklaşık 500'e yakın bizim otizmli aile, çocuk sahibi ailemiz var. Yani bu hayatta biz de varız diyoruz. Önümüzdeki dönemki zaten düşündüğümüz bir sürü çalışma var ama bizden sonra gibi her zaman biliyorsunuz engelli çocuk ailelerinin de dert edindiği bir konudur. Bizden sonra ne olacak diye. Evet. Bu dönem içerisinde inşallah Türkiye Otizm Meclisi olarak da bizden sonrası ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Peki otizmli çocuklar sizden sonrası ile ilgili çalışmalarınızı yapacaksınız. Afyon'da da bildiğim kadarıyla tüm Türkiye genelinde de çalışmalarınız var. Evet. Bu şekilde bildiğim kadarıyla. Bazı bildiriler ve bunlarla ilgili çalışmalarınız var Türkiye genelinde. Bize bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Biz Türkiye Otizm Meclisi'nin 4. dönemine seçildik ve bu dönem çalışmalarımızın çoğunu bakım evleri konusunda yapmayı planlıyoruz. Çünkü gündüzlü ve yatılı bakım evleri bizim için çok önemli. Hem ailenin, babanın vefat etmesi ya da yaşlanması ya da artık otizmli çocuğuna bakamayacak duruma geldiğinde bunların devletin sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü en güvenebileceğimiz yer devlet kurumları. Devlet kurumlarında bu sayı yeterli değil. Otizmli çocukların sayısı artarken bu bakım evlerinin sayısında bir artış yok. Onunla ilgili Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla da görüşme halindeyiz. Onlar da bu sayıları bu sene içinde artıracaklarını söylediler. Afyonkarahisar olarak bizde hem yatılı hem de gündüzü bakım merkezi var. Biz zaten öncü illerden olduk bu anlamda. Gündüzü bakım merkezimiz de var pandemi nedeniyle kapalı ama bu merkezleri neden önemsiyoruz? Çünkü ailelerimiz için yani otizmli çocuk aileleri için bu merkezler bir nefes alma yeri. Yani mesela pazara gidecek, bakkala gidecek, hastaneye gidecek, annemiz çocuğunu bırakacak, emanet edecek özel çocuğunu. Evet komşusu, akrabası ama olmaya da bilir. Bu buralı olmayabilir, yabancı olabilir, iş durumuyla burada olabilir. Yani yabancı birine emanet etmektense gündüzlü bakım evlerimizde 2 saat bırakır, işini görür, hastanesine gider, tedavisini görür. Onun için biz bu dönem özellikle bakım evleri konusunda çok güzel çalışmalar yapacağız. Bizden sonrasının planlamasını yapmayı düşünüyoruz. Yani buradaki aksayan yönler neyse hepsiyle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Aile Bakanlığı'yla dün bir toplantımız vardı. Onlar da bu konuda ortak çalışma yürütmemizi ve çözüm önerileri konusunda birlikte çalışacağız. İnşallah geçen dönem çıkmıştı biliyorsunuz otizm eylem planı. O dönemini tamamlamıştı ve şimdi ikinci bir otizm eylem planı daha hazırlanıyor otizmli çocuklarımız için. Yine bu planın da hazırlanma aşamasında bizler var olacağız. Mutlaka çocuklarımızın talepleri, ailelerimizin talepleri doğrultusunda bu eylem planının hayata geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Afyon'da kaç tane otizmli çocuğumuz ve ailemiz var Yaklaşık dersen? ilçeler dahi 500'e yakın otizmli çocuğumuz var. Yani Afyonkarahisar'ımız bu anlamda tabii biraz sıkıntılı. Şöyle şanssız bir il diyelim. Nedeni bilinmediği için hani şu nedenden olmuştur diyemiyoruz. Yani Afyonkarahisar'da sayımız yüksek, ilçeleri de içine kattığımız zaman. Artık hani
bazı dernekler vardır. Üye sayısı çoğalsın isterseniz. Biz hiç istemiyoruz inanın. Yani her yeni gelen üyede içimiz bir kere daha yanıyor. Her yeni tanıştığımız ailede içimiz bir kere daha üzülüyor. Çünkü çok zor bir süreç. Otizmli bir çocukla yaşamak ve hayatı onunla geçirmek çok zor. Biz şu an ailelerimizin hepsini tek tek evlerinde ziyaret ediyoruz. Yaşadıkları sorunları nasıl çözebiliriz diye onların notlarını alıyoruz. Gerçekten çok işimiz var ama inşallah el birliğiyle İnşallah yardımcınız olsun. Yani burada otizmli çocuklar dediğimiz zaman az önce de söylediğiniz gibi otizmli aileler aslında hani bu aileler diğer ailelerden biraz daha farklı. Evet. Hani bir kanadı bir kolu kırık diyerekten nitelendirebileceğimiz bir durum var maalesef bu ailelerde. Burada şöyle bir şey sormak istiyorum. Otizmli ailelere baktığımız zaman hani çocuklarla iletişim, aile içi iletişim, ailede daha çok kim ilgileniyor çocuklarla? Evet, bu konuda şöyle söyleyeyim. Biz biraz da içi buruk bir derneğiz bu konuda. Çünkü dernek üyelerimizden çok fazla eşinden ayrılmış var. Tabii belki şöyle diyeyim, yani herkesi bu kategoriye sokmamak lazım. Kesinlikle. Yani erkeklerden de çok gerçekten ilgili babalar, anlayışlı insanlar var ama bazıları ya da Türk kültür yapısının yetişmesi, erkek çocuklarının evde fazla sorumluluk verilmemesi. Yani kabul edelim, yani evde erkek ve kız çocuğu varken sofraya kız çocuğu toplar. İşte yemekte annesine kız çocuğu yardım eder, ütülerde kız çocuğu yardım eder. Yani böyle yetiştiriyoruz. Erkek çocuklarına evde yeterince sorumluluk vermediğimiz için onlar bir şekil evet eve geliyor, bir hazıra konmuşluk var. Yani eve geliyor, annesi önüne yemeğini koyuyor, çamaşırlarını katlamış, odasını toplamış. Böyle bir şey yok. Bunu evlendikten sonra da devam ettirmeye çalışıyorlar bu kültürü. Yani evlendikten sonra da erkeklerin aslında genel yapısında var. Evleniyor, evet evliliğin ilk yılları gayet güzel. İşte gene yemekler yapılıyor, her yer düzenli. Fakat gel gelelim, bir de diyorlar ki çocuğumuz olsun. Çocuk olduğu vakit tabii hayaller hep sağlıklı bir çocuk üzerine kuruluyor. Evet. Fakat hayat ters gidip de otizmli bir çocuğunuz olduğu vakit işte o noktada roller karışıyor, karma karışık bir hale geliyor. Çünkü eziyetli, bakımı zor, dilini bilmediğiniz tabiri doğruysa bir çocukla karşı karşıyasınız. Evet, normal, sağlıklı bir çocuğunuz olduğu vakit doğal büyüme süreçlerinde zaten büyüyor o. Onun size çok bir yükü olmuyor ama eğer otizmli ve özel bir çocuğunuz varsa gerçekten evdeki yük artmış oluyor. Bakın benim annelerim var. İnanın evleri gezerken söylediler. Hani ben dedi bir 10 gündür yıkanamadım bile. Hani o kadar mı kötü? Evet, o kadar ağır tablolar var bizde otizmde. Yemeğini yapamıyor. Akşama kadar odadan çıkamayan bir annemiz var mesela. Odaya kilitlemiş çocuğuyla kendini. Çünkü çocuğu kaçırırım diye korkuyor. Hani kaçtığı vakit bulamam ben, çok yaşlıyım Fatma Hanım diyor. Şimdi bu hayat kadının yemeğini bile zor yapıyor. Yani dolayısıyla kadının yükü ağır. Annenin yükü ağırlaşıyor. Burada anlayışlı bir eşe ihtiyaç var. Kesinlikle. Ama eğer eş anlayışlı değilse bu sefer eşin yapmak istediği işte ayrılıp yeniden evlenip sağlıklı çocuklar sahibi olmak gibi bir düşünceye yöneliyor. Yani bizim bunu değiştirmemiz lazım. Yani iyi günde kötü günde diye evlenip kötü günde hadi bana eyvallah demememiz lazım. Yani iyi günde kötü günde bu yükü birlikte kaldırmamız lazım. Evet, olabilir. Çocuktan dolayı anne yemek yapamadıysa eşin buna yardımcı olması lazım. Ama genelde dediğim gibi hani beklenti ya da yetiştirilme tarzı nedeniyle böyle bir beklenti var. Her şey yapacak. Tabii eş bu sefer normal kendi evdeki rolünü yapamaz hale geliyor. Çünkü özel bir çocukla ilgileniyor. Bir de toplumsal suçlamalar var. Bu çocuğu sen bu hale getirdin. İşte çok televizyon seyrettin de oldu. Parka çıkartmadın, arkadaşlarının yanına götürmedin, sen çocuk büyütemiyorsun diye bazı kesimlerde bu tür suçlamalarla da maalesef anne suçlanınca bu suçluluk psikolojisiyle çocuğuyla daha fazla ilgileniyor. Bu sefer evdeki rollerini ve evdeki yapması gereken görevlerini ihmal etmeye başlıyor. Bu ihmal bu sefer erkekte biraz daha öfkelere neden oluyor ve kavgalar başlıyor. Maalesef. Tabii bunun sonucunda genelde sonuçlanıyor ki boşanmayla sonuçlanıyor bu iş. Bizim ailelerimiz, biz dernek toplantısı yaptığımızda çoğunlukla bayan ve çocuklar geliyor. Çok eş ya da çok baba figürü yok bizde açıkçası. Evet, diğer engelli çocuklarımız da var. Down sendromlu, ortopedik engelli, görme engelli olanlar da var. Ama tablo bu kadar ağır değil onlarda. Yani onların bakımı bu kadar zor değil. En ağır tablo zihinsel engelli ve otizmli çocuklarda. Çünkü onlarla ilgili annenin yükü ve stres oranı çok fazla artıyor. Saatlerce ağlayabiliyor, saatlerce
gürültü yapabiliyor. Zaten böyle bir çocuğunuz olduğu vakit bizim en çok yaşadığımız sorunlardan biri de komşular ve etrafın empatisizliği ve anlayışsızlığıyla da çok karşılaşıyoruz. Mesela bizim ailelerimizin bize en çok getirdiği talep müstakil bir evlerinin olmasını çok istiyorlar. Çünkü genelde hepsi komşularıyla kavgalı. Çocuklar sürekli hopluyor, zıplıyor, gürültü çıkarıyor ve komşular rahatsız oluyor bu durumdan. Bu durumda zaten etrafınızla akrabalarınız gelmemeye başlıyor. Çok az aile vardır hani böyle ilgili, alakalı, yardımcı olalım, bunların özel bir çocuğu var diyen. Hani ben bu anlamda şanslıyım, şanslıyım. Kendi annem babam bu yükümü çok aldılar benden. Allah razı olsun. Hani biz bir de böyle geniş birlikte yaşayan bir aileyiz. Öyle olunca evet kendi açımdan daha rahatım. Ve diğer çocuklar için de koşturabiliyorum. Ama şartlarım bu kadar uygun olmasa emin olun ben de sadece iş, ev ve çocuk kısmında kalmış olurdum. Yani yardım ettikleri için ben biraz daha rahatım. Etmeseler daha sıkıntılı bir süreç beni bekliyor. Ama ben görüyorum yani ailelerimin, inanın bizim dernekte koşturanlar gönüllüler genelde. Otizmli çocuğu olmayanlar bu tür işlerde koşturuyorlar. Çünkü annenin o çocukla zaten koşturması kendi işlerini yapamıyor, mümkün değil. Bizim bu konuda ailelerimize mutlaka çocuğumuz otizm tanısı aldıktan sonra terapi, danışmanlık verilmesi, ailenin bu yükün altından birlikte kalkması gerektiğinin aileye terapistler yardımıyla söylenmesi gerekiyor. Yani biz ailelerimizin artık boşansın istemiyoruz. Yani çünkü çok zor. İnanın Gerçekten engelli maalesef. ve otizmli bir çocukla yaşamak, bir de tek başına yaşamak, onunla de büyüdükçe davranış problemleri de artıyor. Gerçekten zor ve endişe edici bir durum yani. Peki buna baktığımız zaman bizde kalıtsallık çok önemli. Hani otizmde akraba evliliği veya kalıtsallık durumu, hani dernek olarak böyle bir istatistik bilginiz var mıdır? Tabii ki. Ne durumdadır? Hani buradan bizi izleyenlere en azından hani bazı şeylerin sonradan olduğunu, bazı şeylerin kalıtsal olduğunu, hani evliliğe bakış açısı diyelim biz. Çünkü Evet. her şey ailede başlar, biliyorsunuz programımızın adı da. Her Evet. şeyin ailede başladığını, ailede bittiğini, bunun için evlenecek gençler engelli veya değil. Hani burada bunlarla ilgili bir istatistiksel veriniz var mıdır? Ya da hani bize bu konuda nasıl Şöyle aydınlatabilirsiniz? otizm genetiksel olduğu ile ilgili, yani neden olduğu ile ilgili bir sürü araştırmalar yapılmış ama işte tam olarak genetik nedenlerden, şu nedenden, bu nedenden diyemiyoruz. Yani nedeni tam olarak bilinmiyor açıkçası söylemek gerekirse. Onun için hani şu sebepten olmuştur gibi bir verimiz yok. Yani otizmli birinin de yani pek evlenebildikleri yok otizmli çocukların ama Şöyle yani. söyleyeyim, özür dilerim. Hani engelli birinin çocuğu illaki engelli olacak veya otistik olacak diye bir yargı veya kanı yok. Bu bilimsel Yok. olarak böyle bir şey yok. Yok. Hani bu Evet. konuda hani birbirini seven bir engelli, diğer engelli olmayan çok çiftler var. Evet. Hani illaki burada bir problem yaşanacak veya bir problem olacak gibi Aynen. ailelerin ön yargıyla bakmaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani şöyle genel manada otizmli çocuklardan bahsettik ama hani baktığımız vakit ortopedik engellerimiz, görme engellerimiz, şimdi insan olan herkesin evlilik hakkı, aile kurmak Yani herkesin hakkı. Yani tabii ki. eğer tıbben, dinen uygunluğu varsa zaten bunlar konuşulur. Mutlaka herkes evlenebilmelidir. Fakat engellilerde tabii biraz korkular var onlarda da. Hani ortopedik engelli evlenmek istiyor. Evet ama acaba diyor evliliğin sorumluluklarını yerine getirebilir miyim diyor. Yine burada da bence devletin bu konuda da bir el atması ve sahiplenmesi gerekiyor. En azından ne olabilir? Yerel yönetimlerin, belediyelerin, bunların işte haftada evlerine bir temizlikçi gönderilir. Ama bu gençlerimiz de evlilik hayatlarını sürdürebilir. Desteklenirse aileler daha fazla aile kurabiliriz. Yani engellilerin hayatında da evlilik olabilir diye düşünüyorum. Eğer zihinsel engellerde biraz daha zor tabii süreç. Bazen görüyorsunuzdur Down sendromlu kızlarımıza gelinlik giydiriyorlar. Hani onlar da gelinlik giymek istiyorlar. Fakat işte evliliğin Oğlanlarımıza asker evet kıyafeti giydiriyorlar. giydiriyoruz. Evet bunlar belki biraz ailelerin de özentisi. Biraz da içimizde kalmasın diye ama zihinsel engelli birinin tabii ki evliliğini sürdürmesi çok zor. Otizmli çocuklar için de çok zor. Yani bizde Maalesef. açıkçası hani bu anlamda çok nadirdir evlenebilme. Ama bir fiziki engeli olanlarda bu sorunlar devlet desteğiyle aşılabilir diye düşünüyorum. Yani onlara biraz yardımcı olursak sanırım bu sorunun üzerinden gelebiliriz. Engellilerimizin de aile kurması ve evlilikleriyle ilgili güzel şeyler olur diye düşünüyorum.
Yani aslında çok güzel dedikleriniz. Hani engellilerle de bu şekilde bir desteklenme, hani onlarla ilgili çalışma. Onlar da bir aile, onlar da bizim bir parçamız, onlar da bizim toplumumuzun gerçeği. Peki son dönemdeki yapılan çalışmalara baktığımızda engellilerle veya bu engelli ailelerle ilgili yapılan çalışmalar konusunda yeterli buluyor musunuz veya daha olması gereken var mıdır? Tabii biz sivil toplumcu olduğumuz için bize hiçbir zaman yetmez. Yani evet. Biz her zaman için daha fazlasını, daha iyisini, evet, daha güzelini isteriz. Ama baktığımız vakit engellerle ilgili mesela biz, dediğim gibi bizim ailelerimizin çoğu eşinden ayrılmış durumda. Devlet desteği, çocuk bakım parasıyla aileler hayatlarını sürdürüyor. Ve bu güzel bir şey. Yani en azından engelli çocuğuyla ve ortada kalmış bir anneden bahsediyoruz. Çalışma ihtimali yok. Çocuğunu birine bırakma ihtimali yok. Dolayısıyla bu annenin hayatını sürdürebilmesi için desteklenmesi lazım. Devletimiz bu konuda destek veriyor. Yani bu konuda bir sıkıntı yok maddi destekler konusunda. Biraz sosyal hayat, hala kabullenememe ve hala toplum tarafından dışlanma var. Biz özellikle geniş ailenin, anneannenin, babaannenin, dedenin, amcanın, teyzenin bu konuda otizmli çocuğu olan yakınlarına destek olmasını çok istiyoruz. Yani onları bu hayatta yalnız bırakmasınlar. Gerçekten yaşamları çok zor. Yani özel bir çocukları var. Zaten çekine çekine gider. Bizim ailelerimiz bir yere giderken yani çocuklar tabii hareketli, davranışları, problemleri var. Evet. Çekine çekine gidiyorlar. Yani burada bir anlayış bekliyorlar. Yani özellikle ilk anlayışı insan akrabasından, kendi ailesinden, geniş ailesinden bekliyor. Eğer orada bir anlayış göremiyorsa diğer insanlardan da bir şey istemeye yüzü olmuyor. Yani önce kendimiz, ailemizde özel bir çocuk varsa bu ailemize destek olmalıyız. Yani annenin babanın da nefes almaya ihtiyacı var, açık söyleyeyim. Yani elbette ki onlar da bir yemeğe, bir kahveye, bir dışarıya çıkıp bir nefes almalılar. Onun için biz bakım evleri ve gündüzlü bakım evlerini çok önemsiyoruz. Bakın yurt dışında da bunların örnekleri var. Yani anne babanın da kendine ayırdığı özel vakitler var. Bu deşarj olmaktır. Yani akşama kadar dediğim gibi odada oturuyor anne. Kapıyı da kitlemiş çocuk kaçmasın diye. Ya bu annenin psikolojisini bir düşünün. Yani bu annenin de nefes almaya ihtiyacı yok mu? Yani var. Mutlaka yani, tabii ki o da hak ediyor. Bu da eşiyle bir oturup bir sohbet etmeye bir ihtiyacı yok mu? Yani var. Hakikaten. Dolayısıyla bu rahatlamaların olması için yani Afyonkarahisar'ımızda tabii ki mevcut ama diğer illerimizde de gündüzlü bakım evlerinin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Yani otizm çocuklarımızın, ailelerinin ya da aile bağlarının en azından devam edebilmesi için, annelerin bu çocuklarla yalnız kalmaması için biraz daha desteklenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hem psikolojik hem terapisel yönden. Yani çok kolay bir süreç değil. Yani hayaller kuruyorsunuz. Ben kendimden hatırlıyorum mesela. Evin her tarafını oyuncak doldurmuştuk biz. Ama biz bilmiyorduk ki çocuğumuzun hiç oyuncak oynamayacağını. Yani o toplar filan, futbol topları filan. Gittik hepsini aldık, doldurduk. Daha küçücük, yeni doğmuş. Özeniyorsunuz tabii. Evet, tabii ki de. Ama bilmiyorsunuz yani çocuğunuz hiç oynamıyor oyuncaklarla. Tabii bu süreçler sizde de psikolojik olarak depresif hale neden oluyor. Hayallerinizin yıkıldığını falan düşünüyorsunuz. Bu sürece alışmanız, kabullenmeniz, kabullenme süreciniz geçtikten sonra anlıyorsunuz ki bir melekle yaşıyorsunuz ve aslında siz çok şanslısınız. Evet. Ama bunu keşfedene kadar o süreçler aileler için, belki de toplumda hep, bunu hep söylerim, küçüklüğümüzden beri hep bizi normale alıştırıyorlar. Yani arada ben çocuk çizgi filmlerinde bile engelli figürünün olması taraftarıyım. Yani seyretseler acaba çocuklar küçüklüğünden o dünyalarına soksalar çocukları, çizimli figürler olabilir mesela çocuk çizgi filmlerinde. Ama çocuk çizgi filmleri hep mükemmel aile, mükemmel, her şey normal. Yani biz bu hayatta varız. Yani bunu da insanların görmezden gelmemesi lazım. Yani görmezden gelmemeliyiz o konuda dediğiniz gibi. Burada siz anlatırken benim aklıma şey geldi. Geçen bir haber okumuştum. Yurt dışında bir yerde bildiğim kadarıyla, yani çok zengin bir ülke değil, şu an hatırlayamadım ülkeyi. Ülkede anne 100 yaşında ve 63 yaşındaki engelli oğluna bakıyor. Evet. Yani hani baktığımız zaman hep anneler. Evet, hani anneler. Az önce de söylemiştiniz ya, en büyük korkuları çocuklarından sonra ölmek. Yani hani, evet, bir anne ve baba için ne kadar acı bir durum, aynen, oysa. O zaman burada şu çıkıyor ortaya. Ben sizden de hani öğrendiğim kadarıyla bakım merkezleri arttırılmalı. Özellikle, kesinlikle, yatılı bakım merkezleri. Ve ben orada şu şekilde düşünüyorum. Birbirine benzeyen çocuklar yalnız olmadığını anladıkları için, kesinlikle, yalnız olmadıkları bilinciyle hareket edecekler. Evet. Ve ben de yalnız değilim. Benden biri daha var. Evet. İşte bende bir eksik var görünüyor ama hayır, onda da bir eksik varmış. Onda da bir şey varmış deyip hani burada
burada bir birlikte olma, kesinlikle, bir olma bilincini birlikte, evet, kazanmış oluyorlar. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani bunların gerçekten artması demek ailelerin yükünü almak yanında, tabii, ailelerin bu dünyadan geçerken arkama bakmadan devlete emanet edebiliyorum çocuğumu demek, evet, bir anlamda yükü hafifletiyor gibi geliyor. Evet, geçen bizim Bursa'da bir annemiz vefat etti mesela. Tabii çocuk hala kabullenemedi yani bunu. Bu süreçler çok zor. Yani mutlaka dediğim gibi çocuğun o vefattan sonraki süreci, kardeşi var mesela. Hı hı. Ama kardeş de yani o da küçük. Yani o da nereye kadar? Gerçekten biz vefat ettikten sonra bu çocuklarla ilgili mutlaka elle tutulur. Yani bizim göz görürken şu anda sağlıklıyken ben bilmeliyim ki yani bana bir şey olduğu vakit evet benim oğlum Alper böyle bir merkezde kalacak. Burası, hı hı, da güvenli bir yer zaten. Onun için gönül rahatlığıyla içim rahat diyebilmeliyim. Hatta çok böyle şey bile düşünüyorum ben hani böyle yaşlandıktan sonra mümkünse anne oğul anne gibi oğlum, aynı evde gene aynı binada aynı odada belki. Çünkü yaşlandıktan sonra gene uzakta kalsın istemezsin de ben istemem mesela. Evet. Gözümün önünde olsun da ama tabii yemeğimi pişiremem. İşte ilgilenemeyebilirim belki onun bakımıyla. Ama yakınımda olsun isterim. Yani muhtemelen her anne de böyle ister. Yani bu tür merkezlerin yani anne ve çocuklara yönelik merkezlerin olması lazım. Çünkü Türkiye genelinde 1 milyona yaklaştı yani otizmli çocuk sayısı. Artık hani bu konuda planlamaların artık ne derler... sistem artık bizde varız diyor yani. Bizde hani varız. Bizde varız ve bizden sonrası. Çünkü bunlar hep çocuk kalmayacaklar, büyüyecekler. Kesinlikle. Benim oğlum bir gözümüzü açtık kapadık 19 yaşına gelmiş mesela. Hı. Seneler çabuk geçiyor. Bir de çocuklar irileşirken, kuvvetlenirken bir de bakıyorsunuz ki siz güçsüzleşmeye başlıyorsunuz. Kesinlikle. Yaşlanmaya başlıyorsunuz. Onun peşinden koşamayacak hale geliyorsunuz. Mutlaka yerel yönetimlerle ortak çalışma yapılmalı. Yani bu konuda şey vardır ya, yaşlıların evlerine de gönderiyorlar, hı hı, arada temizlikçi, evet, falan. Mutlaka bu kapsamda engellilerimiz de alınmalıdır ve otizmli çocuk ailelerinin de arada rahatlaması için bu belki bir tık ilerisi. Gündüzlü bakım merkezleri ya da yetiştirilmiş gene devlet kontrolünde evlere gönderilen saatlik bakıcılar, yurt dışı uygulamaları var. Hani iki, evet, saatliğine birisi gelsin ama devletin görevlisidir. Güvenilebilecek, evet, otizm konusunda, hı hı, eğitimli birisi olur. İki saat bakar, anne işini görür gelir. Bakın benim annelerim tedavilerini yaptıramıyorlar. Yani neden? Çocuğu diyor 3 gün hastanede yatsam bırakacak kimse yok diyor. 3 gün duramaz o diyor. Yani ama o acıyla yaşamaya devam ediyorlar. Evet. Bunlar çok gerçekten, maalesef, insanı üzen acı tablolar yani. Maalesef. Bunların bir an önce çözümlenmesi, İnşallah, gerekir. İnşallah. İnşallah, inşallah Fatma. Sohbetiniz çok güzel. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Her şey ailede başlar programı kaldığı yerden devam ediyor. Evet, bugünkü konuğumuz Fatma Kilci hanımefendi. Fatma Hanım, ilk bölümde de bahsettik bu otizmli çocuklarla ve onlarla ilgili yaptığınız bir takım çalışmalardan bahsettik. Siz bize ilk bölümde bir bildiriden bahsetmiştiniz. Evet. Ve bu bildiri anladığım kadarıyla Türkiye'de ilk defa yayınlanan, evet, sizin imzanızın yer aldığı bir bildiri. Evet. Bize bu bildirinin ayrıntılarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şöyle, biz geçen yılda ya da 2 yıl oluyor. 2 yıl önce böyle bir bildiri hazırlamıştık. Otizm boşanma sebebi midir diye. Otizm boşanma sebebi midir diye bir bildiri hazırlamıştık. Ve yaptığımız araştırmalarda Türkiye genelindeki derneklerden, dernek üyelerinden boşanmış ailelerin sayısını istemiştik. Görmüştük ki hemen hemen de Türkiye'nin her yerinde evet otizm çocukla olan ailelerde boşanma oranı yüksek. Bununla alakalı biz gene bilgilerimizi toplamak, istatistik bilgi olsun diye burada adliyedeki boşanma hakimimizle falan da görüştük. Onlar da dediler ki ya boşanırken çocuğum otizmli diye boşanmıyor insanlar. Hani başka bir mazeret gösteriyorlar. Maalesef. İşte onun için hani otizm boşanma sebebidir. Biz evet resmiyette ilan edemesek de bu kadar çok boşanmanın olması aslında bize bir fikir veriyor. Evet çocuklardaki davranış problemi, eşin paylaşıma yeterince karışmaması aile içerisinde
anneye yardımcı olmaması aslında boşanmaya sebep oluyor. Şimdi şöyle söylüyorum, ben söylediğiniz konuda aile içi iletişim problemdir. Aileler arasında iletişim problemleri vardır ve hani biliyorsunuz Ağustos ayı aile içi iletişim ayı, bizim bu 2021 aile yılında ilan edilen. Burada aile içi iletişimde iletişim aksaklıklarının olması, bireylerin birbirlerini görmezden gelmesi veya ne diyoruz biz, sessiz şiddet uygulaması, bu bile boşanma sebeplerinden biridir. Anladığım kadarıyla otizmli aileler bunları bahane ederekten de çocuklarını anneyle baş başa bırakıp baba işin içerisinden ayrılıyor, evet, ve kendine yeni bir dünya, yeni bir hayat kuruyor. Peki şu nerede kalıyor? Biz evlenirken iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta kelimesi o zaman havada kalan bir kelime mi kesinlikle oluşuyor? Kesinlikle öyle. Yani o aslında her şey normal gittiği zamanlar için söylenen bir şey. Bir aksama olduğu vakit aslında hiç de öyle olmadığını görüyorsunuz. İyi günde, kötü günde demiştik ama nerede? Yok. Şimdi eşler ayrıldıktan sonra şöyle bir sıkıntı var. Şimdi konuşmayan, iletişim kurmayan, hı hı, otizmli bir çocuktan bahsediyoruz. Normalde babaların görme hakkı var mesela ayrıldıktan sonra, ama ben bunu da ailelerimize soruyorum. Babası nasıl, geliyor mu, görüyor mu, ilgileniyor mu diye. Genelinde boşandıktan sonra da bu çocukla görüşmek istemediklerini fark ediyoruz biz. Yani ailelerin yükü çok zor. Yani baba kurtuldum gözüyle mi bakıyor? Tabii ki. Tabii ki. Yani kendisine emanet edilen bir çocuğa kurtuldum gözüyle bakan bir baba ikinci bir evliliğinde ne kadar başarılı bir hayat sürebilir? Bir şekilde onun hayal ettiği, hayalleri yıkılmış oluyor ya babanın. Hayal ettiği dünyayı kuramadı ama ben diyor bir daha şansımı deneyebilirim diyor. Ama tabii bizim diğer babalarımızı da ayırdığımız babalarımız var. Çok ilgili, hatta aşırı ilgili babalarımız var. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Yani eşlerinin yükünü aldıkları için, bu hayatı paylaştıkları için, iyi günde kötü günde yanlarında oldukları için. Ben 22 yıllık evliyim mesela. Az bir süre İnşallah değil. Yani ama bakıyorsunuz dediğim gibi çoğu aileler boşanmış. Ve erkeklerin genelde kaçamak oyuncu olduğunu görebiliyoruz bu anlamda. Zor hayatlar. Çünkü otizm biliyorsunuz 4 erkekte bir kız çocuğunda görülüyor. Kızlarda çok nadir görülüyor. Genelde erkek, evet, çocuklarda görülüyor. Erkek çocukların da tabii anne ile baş başa kaldıklarında bunun ergenlikle ilgili sorunları. Yani babaya en çok ihtiyacı olduğu dönem. Maalesef. Anne yalnız. Yani kimseyle bir şey paylaşamıyor. Ergenlikle ilgili sorunlarıyla tek başına mücadele etmek istiyor, zorunda kalıyor özel çocuğuyla. Yine erkek çocuğunun iri olması, bazılarında öfke nöbetleri, öfke krizleri olabiliyor. Anne kadın olması hasebiyle daha cılız. Genelde vücudunda morluklar olabiliyor annelerimizin çok fazla. Çünkü o öfke nöbeti geçirdiği vakit çocuğun gözü bir şey görmüyor. Baba figürü yok ortalıkta, anne hep tek başına mücadele etmek zorunda. Dolayısıyla gerçekten çok zor bir hayatları var. Yani evet, hep düşünmüşümdür. Yani bir yandan da biliyorsunuz Beyaz Ay Derneği Başkanlığı'nı yürütüyorum. Orada, evet, da diğer engel gruplarımız var. Evet, engelli gruplarından hangisi acaba diğerinden daha mağdur yaşıyor diye düşündüğüm vakit aslında biraz da otizmli grubun çok daha ağır olduğunu görebiliyorum. Yani görme engellilerimize bakıyorum. Onlar meslek sahibi olabiliyorlar, öğretmen oluyor, işte hayatını sürdürebiliyor, evleniyor. Bir şekilde evet, ortopedik engellilerde de bu gerçekleşebiliyor. Bizimkiler bakıyorsun, kendi derneklerinin başında bakıyorsun, görme engellileri derneğinin başında görme engelli birisi var. Bir tek Otizm Çocuklar Derneği'nde anneler var, hep anneler var. Yani anneler. Hep anneler var. Dernek başkanlıklarını ya da dernek işlerini bile yürütecek durumda değiller. Yani milyonda bir, çok az, çok nadir. Hatta mucize doktor vardır, dikkat, evet, çekmişti. Aha. Evet, güzeldi. Farkındalık açısından ben o diziyi takip de ettim. Farkındalık açısından güzel bir farkındalıktı. Otizmin bu kadar gündeme gelmesi, konuşulması güzeldi. Ama öyle miydi bizim çocuklar? Tabii ki öyle değildi. Yani, o kadar şanslı değildi. O kadar şanslı değildi. O iyi bir durumda. Asperger daha çoktu, evet, sanıyorum. Sendromlu bir çocuktu. Dolayısıyla o gördüğümüz mucize doktor falan olmadı. Bizim çocuklardan 500'e yakın çocuğumuz var. Hiçbirinin böyle mucize doktor olacak gibi bir hali de görünmüyor yani, açıkça söyleyeyim. Hayatları zor. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Aynen, yani annelerimizin özellikle yükü taşıyan, yani çocuk dünyaya geldikten sonra sanki anneye zimmetli de baba istediği zaman bırakır gibi, maalesef, bir dünya var.
Maalesef. Bu çok acı verici bir tablo. Aslında anneye de babaya da zimmetli o çocuk yani. Tabii ki emanet diye gönderildi deniliyor. Evet. Yani emanet olan çocuk anneye de babaya da emanet yani sonuçta. O zaman şu var, hani benim aklıma geldi siz anlatırken, cennet annelerin ayağı altındadır. Kesinlikle. Yani bu aslında hani doğuştan, hani diyor ya bir gün önce, doğmadan bir gün önce çocuk işte ben niye dünyaya gideceğim, hani ne olacak deyip, hani onu biliyorsunuzdur belki bebeğin konuşmasını. Evet. Bir gün önce bebeğin Allah'la konuşması diye belki hani videolar var, görmüşsünüzdür. İşte diyor yani onun her şeyini annenin yapacağını ifade ediyor Yaradan. Peki diyor, ben buna ne diye sesleneceğim diyor, ismi ne bunun diyor, isminin önemi yok diyor. Sen bunu anne diyeceksin diyor. Yani hani baktığımız zaman isminin önemi yok. Anne dediğimiz otizmli çocuklar için daha farklı bir farklı anne, daha farklı bir anne, tabii, daha değişik bir anne. Aslında o bir eksik anne değil, bir fazla anne olarak görmek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle, hepsi de zaten annelerimiz Allah tarafından böyle bir, ne derler, sabırlı, güçlü. Evet. Yani o kadar çok zorluklarla mücadele ediyorlar ama hepsi hala dimdik ayakta. Ben hayranlıkla, o güçlerine hayranlıkla bakıyorum zaten. Mesela kendimden örnek vereyim. 19 yaşında benim oğlum ve uyku problemi var benim oğlumun. Yani biz gece 4'te falan yatıyoruz. İşte sabah işe gideceksem işte 7'de 8'de iş başlıyorsa o şekilde kalkıyoruz falan. Yani hayat bizim için 19 yıldır böyle. Halbuki normal bir bebeğiniz, çocuğunuz 2 yaşından sonra uyku problemleri biter, uyur. Evet. Hayatını normal bir insan gibi devam ettirir. Fakat biz 19 yıldır uyumuyoruz. Yani 19 yıldır aslında bir bebekle yaşıyoruz yani. Evet. Kimseye emanet edemediğimiz, gözümüzden sakındığımız bir bebekle yaşıyoruz. Yani geçen bir aileye ziyarete gittiğimizde anne diyor ki, babasına bıraktığımda diyor, babası iyi, ilgili bir baba. Babasına bıraktığımda bir yere git diyor, hanım diyor, bir yere git, sen de bir kafanı dağıt, bir dinlen diye, hı hı, çocuğu aldım da diyor. Sürekli arıyorum saat başı, yemeğini yedi mi, oturdu mu, ne yapıyor? Halbuki benim diyor, bana ayrılmış bir vaktim var diyor yani. Evet. Yani bu zor. Mesela biz bir ara eşimle hafta sonlarını paylaşmıştık. Cumartesi onun günü, pazar benim günü. Yani ikimiz aynı anda bakıp yorulacağımıza, bir gün sen bak, ben işlerimi göreyim, ben dinleneyim, ben istirahatimi yapayım, pazar günü sen bak şeklinde bir ara öyle planlama yapmıştık. Yani bunları yapmazsanız gerçekten bir kişiye yükü, anneye yük çok ağır. Yani hem evin, bir de şöyle de bir problem var. Yani biz burada şunu da atlamayalım. Bir de kardeşler var. Tabii yani ki de, aile aile derken anne baba ve çocuktan oluşmuyor. Bir de kardeşler var. Kardeşlerde de tabii onlarda da çok sıkıntı yaşanabiliyor. Özel bir çocuk, ona ilgilendiğiniz vakit bu sefer diğer çocuk o ilgiyi kıskanabilir küçükse. Evet. Orada da problemler çıkmaya başlayabilir. Yani hem ya da anne hem o çocuğuma ilgi göstereyim, hem buna ilgi göstereyim derken, koştururken kendi hayatı akıp gider, kendine ilgi göstermez. Dolayısıyla özel çocuk hayata girdikten sonra bütün rollerin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Bütün kuralların yeniden belirlenmesi gerekiyor. O bildiğimiz 2 yıl bebektir, büyüdü, sonra hayatımız gene normal akışına girdi diyemiyoruz yani. Bu bakımdan kardeşler de bu işin içinde olmalı. Evet, onlar da anneye destek olmalı. Bütün aile el birliğiyle annenin yükünü almalı. Yani bu işler işte anne dünyaya getirdi diye annenin üzerine kalmamalı yani. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim, anne ailede bir orkestra şefidir. Ben öyle diyorum. Evet. Anne bir ailenin orkestra şefi ise eğer, içten çıkan sesler ne kadar çok farklı olsa da uyum içerisinde çalışmaları gerekiyor. Belki boşanmaların temelinde de, aile içi problemlerin temelinde de bu yatıyor diye düşünüyorum. Hani anneye hep orkestra şefi olmak yerine ne yapıyoruz? Sen şu görevi de yapacaksın, bu görevi de yapacaksın. Bir orkestra şefi sadece orkestra şefi olabilir. İşte oradaki farklı bir müzik aletini çalamaz. Ama biz anneden bu konuda ben bazen şey diyorum, hani çok özür diliyorum, teşbih hata olmasın. Ahtapot gibi bir sürü kolları var, her şeye yetişecek. İnsanüstü, doğaüstü bir varlık gibi çaba göstermesini bekliyoruz. Ama maalesef aile içi iletişimde şunu, bir şeyler paylaşılınca daha iyi olur. Bir şeyler paylaşılırsa eğer daha mutlu olur. Herkes kendine daha güzel pay kazanmış olur. Peki buna baktığımız zaman siz programın başından beri ailelerle daha çok iletişim halindesiniz. Tabii ki. Bunu öğrendik. Hani ailelerle daha çok faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Otizmli çocuklarımızın aileleriyle, ailelere yönelik yaptığınız faaliyetler nelerdir?
Tabii ki biz sosyal etkinlikler çok fazla yaptık bugüne kadar. En azından onları, çünkü bir restoranta bile götürdükleri vakit rahatsız olduklarını söylediler. Hani etraftaki insanlar çocuğun çıkardığı seslerden, davranışlarından rahatsız oluyor diye. Başımıza tabii bir sürü olaylar geliyor. Yani bunları burada anlatmaya kalsak çok dolmuşlardan indirildik, otobüslerden indirildi çocuklarımız. İşte sizin çocuğunuz durmuyor, inin denildi mesela. Böyle şeylerle de çok karşılaştık. Evet, yani aileler toplumsal olarak çok sorunlar yaşıyorlar. Onun için onlar sadece bir aradayken, yani çocuğun çıkardığı seslerden biz rahatsız olmuyoruz. Niye? Hepimizin çocuğu var, hepimiz iki çıkartıyor. Bir arada vakit geçirmeyi seviyoruz. Açıkça söylemek gerekirse piknikler, yemek organizasyonları, böyle toplu etkinlikler yapıyoruz. Onun dışında aileler bilinçlensin diye pandemi öncesinde biz aile eğitimlerimizi çok fazla yapıyorduk. Yani bu anlamda Afyonkarahisar'daki doktorlarımız çok yardımcı oldular bize. Ailelerimize her konuda terapistimiz, konuşma terapisti, psikiyatır, bu anlamda hangisine ihtiyaçları varsa hepsinden destek aldık. Mesela bizim erkek çocuklar olması, annelerle yalnız kalmasından kaynaklı dernek olarak bundan yine 2 yıl öncesinde Zafer Kalkınma Ajansı ile bir proje gerçekleştirdik. Bu projeyi biz çok önemsiyoruz. Tekrar gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Çocukların ergenlik ve cinsellikle ilgili problemleriyle ilgili Ayten Düzkantar hocamız Anadolu Üniversitesi'nden getirmişti. 3 gün burada eğitim verdi ailelerimize 3 gün boyunca. Neler yaşayacağız? Önümüze gelen sorunlar ne olacak? Otizm bir çocuk istismarında konuşamayan bir çocuktan bahsediyoruz. Nasıl anlarız? Tabii bunlar bizim çok önemsediğimiz, dernek olarak da önemsediğimiz konular. Çünkü derdini anlatamayan çocuklar var. Bunlarla ilgili başlarına gelecek her olumsuzluğu bilmemiz gerekiyor. O bakımdan bunlarla ilgili eğitimleri verdik biz ailelerimize. Vermeye devam edeceğiz. Özellikle ergenlik döneminde. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi baba figürü çoğunda yok. Dolayısıyla bununla anne baş etmek zorunda ve anne de nasıl baş edeceği konusunda desteklenmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bu eğitimlerimize pandemi nedeniyle ara vermiştik. Tekrar inşallah başlayacağız. İnşallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm hızıyla devam edecek inşallah. Yani farkındalık çalışmalarımız da devam ediyor. Otizm eylem planı çerçevesinde tüm kurumlarla işbirliği yapmıştık biz. Yine bu eylem planı bittikten sonra buna da ara verildi ama ikinci bir eylem planımız gelecek inşallah. Farkındalık çalışmaları, aile sosyal politikalarla bu anlamda biz yıllardır çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Yani bütün otizm farkındalık günlerinde, 2 Nisan günlerinde programlarımızı ortak yapıyoruz. Eğitimlerimiz, seminerlerimiz. Onlar da bütün personeliyle sağ olsun müdür bey ve ekibi destek veriyorlar çalışmalara. Bu şekilde. Ben şöyle düşünüyorum. Farklılığımızın farkındayız diyorsunuz siz. Evet. Ama toplum bunun farkında olmadığı yönleri çok fazla. Toplumun. Çok fazla. Ne dersiniz? Hani burada az önce dediğiniz olay gerçekten çok üzücü. Hani arabadan, otobüsten indirilmiş bir çocuk. Tabii. Yani düşünsenize, ben o zaman diyorum ki empati yeteneği olmayan, onlar hani fiziksel olarak engelli, belki görünürde bir eksikleri var gibi görünüyor ama bunu yapan, bu davranışta bulunanlar beyninden engelli insanlar demekten başka hani maalesef acı bir terime olmayacak gibime geliyor. Çünkü hani empati yeteneği yok. Acaba benim çocuğum da olabilir mi? Acaba benim yakınımdan biri de bu olursa nasıl davranmalıyım? Gerçekten o da hani toplumda yaradandan ötürü sevmeliyiz ve o yaradanın yarattığı, ona saygı duymalıyız. Hele ki bir anne var yanında. Evet. Şimdi o olay mesela bizi çok acıtmıştı. Yine bundan 1,5 yıl önce başımıza gelmişti. Afyonkarahisar'ı bilirsiniz. Yani kısa bir mesafede. Dolmuş mesafeleri zaten Afyon'un en uzun yeri kaç dakika yani. Evet. 10 dakika sürüyor yani. Dolmuşa biniyor annemiz çocuğuyla birlikte. Ve çocuk çok hareketli. Tabii otizmli davranış problemleri olan bir çocuğumuz. Tabii sağa sola her yeri kurcalayınca dolmuşu durduruyor şoför arkadaş. Anneye diyor ki al çocuğunu in. Tabii annemiz ağlayarak iniyor. Oradan bize ulaşıyor. Biz gene konuya müdahil oluyoruz. Çünkü dernek olarak biz ailelerimizin her zaman yanındayız. Yani onların yaşadığı her türlü olumsuzluklarda korkmayın, çekinmeyin, biz yanınızdayız diyoruz. Yani bu toplum bunu kabullenecek, bu çocuklarla yaşamayı öğrenecek. Anne 24 saat o çocukla yaşıyor, sen 10 dakikalık yola dayanamamışsın. Yani en fazla gideceği 10 dakika dayanamamışsın. Ama o kadın o çocukla 24 saat, 365 gününü geçiriyor. Yani birazcık daha anlayış bekliyoruz insanlardan. Yani biz bunlarla dernek olarak baş edebiliriz. O konuda gücümüze inanıyorum der. Yani geri durmayı da düşünmüyorum. Annemlerimizi ağlatanı bizi karşısına bulur yani. Dernek olarak yine Türkiye Otizm Meclisi olarak
Bu anlamda Türkiye Otizm Meclisi olarak da hukuk birimimiz kuruldu bizim. Orada da yine avukat arkadaşlarımız hiçbir çocuğumuzun hakkını, hukukunun yenmemesi açısından destek veriyorlar. Yani bu konularda artık eskisi kadar kendimizi güçsüz hissetmiyoruz, açık söyleyeyim. Yani daha iyi durumdayız, çok şükür. Ama toplum anlayışı, davranışı aslında bunlara da hiç gerek yok. Yani zor ya hayatları. Biraz empatik olsalar. Biraz empatik olsalar. Bir yerde otururken, tabii geçen mesela bir bankta oturuyorum. Tabii benim oğlan da biraz gürültüyü yapmayı seviyor. Yanına da genç birisi oturdu. Baktım hakikaten de çok gürültü yapıyor. Hadi dedim kalk, hani abi de rahatsız ettin. Ama iyi insanlar da var. O da dedi ki hayır, ben hiç rahatsız olmadım lütfen. Şimdi iyi insanlar da var. Anlayışlı insanlar da var ama tabii o anlayışsız 3-5 kişi bizim hayatımızı zehir etmeye yetiyor. Maalesef. İnşallah onlardan da bekliyoruz. Yani toplumun daha duyarlı. Özellikle komşulardan bunu çok bekliyoruz. Çünkü bir ailemiz var mesela. Sabah akşam komşusu kapısına geliyor. Bu evi ne zaman boşaltacaksınız? Biz sizden rahatsız oluyoruz diye. Yani resmiyette boşalttırabilir mi? Hayır. Onun kiracısı değil. O ev başkasına ait. Yani boşalttıramaz. Hani resmi olarak hiçbir şey yapamaz. Polise şikayet etse buradan da bir şey çıkmaz. Ama ne yapıyor? Psikolojik olarak aileyi yıpratmak adına sabah geliyor, bugün çıkacak mısınız? Akşam geliyor, bugün çıkacak mısınız? Yani bunları yaşıyor ailelerimiz. Çok zor bir süreç. Rahatsız oluyoruz çocuğumuz. Ne yapsın? Yani evet, çocuk hopluyor zıplıyor ama ne yapsın? Yani kadın ne yapabilir? Yani başka eve çıksa orada da sorun. Yani ben şu an müstakil evde oturuyorum mesela. Ben de sorun yaşadığım için komşularımla. Niye? İşte işe gidecekmiş de çocuğun sesinden uyuyamıyormuş da ne yapabilirim? Yani imkanlar var, taşındım ben ama imkanı olmayan ne yapacak? Yani bunları da düşünmek lazım. Onun için biraz da anlayış bekliyoruz. Özellikle komşulardan. Biz böyle olsun istemezdik çocuklarımız. Kim ister? Ama olmuş. Olduysa o zaman toplum olarak bunun altından kalkmalıyız. Destek vererek kalkmalıyız. Yardımcı olarak kalkmalıyız. Ben hiçbir zaman çocukların eve kapatılması taraftar değilim. Ailelere de söylüyorum. Ben her yere götürüyorum oğlumu. Evet, bizi seven çocuğumuzla birlikte sevsin. Bizi kabul eden çocuğumuzla kabul etsin. Onların da bir hayatları var. O da gezmek, eğlenmek, bir yerlere gitmek onun da hakkı. Yani bu anlamda oğlumu hiç kısıtlamıyorum yani, açıkça söyleyeyim. Her yere de götürüyorum. İnsanlara da güzelce bilgilendirme yapıyorum. Çocuk otizmli olduğu için hani bu şekilde davranıyor diye. Şu ana kadar hani toplumsal öyle gittiğim yerlere bir sorun yaşamadım. Belki de yani bilgilendirme yapmak da önemli belki de. Tabii ki hani ailenin de bilgilendirme yapması, çocuğu hakkında fikir vermesi ve ona göre karşıdakilerinden de davranışı bekliyor anlayış. Olması. Bu gerçekten hani anlayış, davranış, bunlar çok önemli şeyler. Sizinle sohbet çok güzel Fatma Hanım. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz 2021 aile yılı. Evet. Son olarak otizmli ailelerle ilgileniyorsunuz, onları temsil ediyorsunuz burada. Hani aile yılıyla ilgili olarak söylemek istediğiniz, bize bildirmek istediğiniz son sözleriniz varsa alabilir miyim? Evet, 2021 yılı aile yılı biliyorsunuz. Başta Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu Bey'e bu projesinden dolayı, yine Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'e ve eşlerine ve Mehmet Keklik Valimize, aile yılı ekibimize, sizlere, bütün geniş bir ailesiniz siz çok de aslında. Büyük bir ailesi. Hepinize bu güzel etkinlikler için ben yakından takip ediyorum bütün programlarınızı bu arada. Sağ olun, seyrediyorum. Teşekkür ederim. Birbirinden güzel programlar yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok da bilgilendik. Çok da faydalı programlar yaptınız. Bence çok önemli. Yani aile yapı taşımız. Yani bizim için en önemli şey her şey ailede. Çocuk ailede yetişir bir insan. Dolayısıyla aile çok önemli. Otizmli çocuk ailelerimizden özellikle eşlerin paylaşımcı olmasını istiyoruz biz. Aile yılını değerlendirin istiyoruz. Aile yılında paylaşımcı bir yıl ilan edin. Annelerimizin yükünü biraz alalım. Onlara yardımcı olalım. Neticede zor hayatlar. Engelli biriyle hayat sürmek gerçekten zor. Ben teşekkür ediyorum program için. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz de şey diyoruz, hani insanın yeter ki kalbi, ruhu, beyni engelli olmasın. Onun için de hani sizin gibi insanlar var, melek çocuklarımız var. Biz asıl onlara desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki programda farklı konuları da konuşmak üzere bekliyoruz. Teşekkür ederim. Her Şey Ailede Başlar programında bu kadar bugünlük. Görüşmek dileğiyle, saygıyla, sevgiyle, hoşça kalın.